Gençler merhaba, uzun bir bayram tatili de son buldu. Sade uzun değildi. Yaşanan teleferik faciası, çığ gibi artan trafik kazaları, ölümler, yaralanmalar, dünyadaki savaş tehdidiyle de uzadı da uzadı. Konuşacağız, sıra sıra konuşacağız. Tabii bir de Ali Yerlikaya var. Onu aldattılar mı, onu aldatanlar mı var? Kim onlar? Yoksa onu bizi aldatıyor, onu da konuşacağız. 1932 kişiden söz edeceğim size. Kim onlar? Kim o 1932 kişi? Hadi başlayalım. Bayram boyunca yaşanan felaketler nelerdi? İlki trafik kazaları şüphesiz. İkincisi teleferik faciası. Ramazan bayramı tatilinin 7 gününde ne oldu? 4370 trafik kazası yaşandı. 55 kişi hayatını kaybetti. 7331 kişi de yaralandı. Bayramda Türkiye, özellikle İstanbul, ahenkli bir yaşam disiplininden ziyade Pakistan görüntüleri veriyordu. Öyle kalabalıklar bastı İstanbul'u. Trafik kazalarının ülkeyi kanlı bir bezbahaya döndüren çılgınlığı yanında Pakistan görüntülerine yaraşan bir facia da maalesef Antalya'da teleferik skandalından geldi. Bir bayram günü teleferiğe binmek isteyen insanlar büyük bir ihmal sonucu hayatlarının şokunu yaşadı. Bir vatandaşımızı da kaybettik maalesef. Bu kaybettiğimiz vatandaşımız hukuksuzluğun mağdurlarından biri üstelik. KYK'lı ihraç edilen hakim Memiş Enes. O gün ilk defa teleferiğe binmişti. Yanında ailesi de vardı. Bayram sonrası yargı paketi gelecek gene. Onu da konuşacağız. Dokuzuncusu bu kez. Yargı paketleri üst üste açılıyor. Ama bu hukuksuzluk zulmü olan KYK'ya sıra bir türlü gelmiyor. KYK unutturulmaya mı çalışılıyor? KYK'lar unutturulmaya mı çalışıyor? Silahsilerin ağzından da duymuyoruz. Bu vesileyle başsağlığı dileyim tekrar. Şimdi ön rapor çıktı. Ön raporda dedi ki bağlantı elemanlarının direklerde yetersiz olması, korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerinde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedeniyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmiştir dendi ön raporda. Savcılık açıklamasını gördük. Savcılık açıklamasında ilgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş. Bahsi geçen teleferik hattını işleten firma, teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir denildi. Peki anlaşılan soruşturma başlatıldı. İhmal ve denetimsizlikten ötürü sorumlu olanlar saptanacak. Dilerim objektif bir soruşturma yapılır. Acılar yarıştırılmaz, facialar yarıştırılmaz. İlke ve kurallar üzerine hareket edilir. Dünyanın nefesini tutup beklediği saldırıyla ilgili haber de geldi biliyorsunuz dün akşam. İran Nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık İsrail'e karşı bir saldırı düzenledi. Tahran, İsrail'e yüzlerce füze ve insansız hava aracı gönderirken, İsrail, ABD ve Britanya gibi müttefiklerinin de desteğiyle topraklarına düşmemeyi başardı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, saldırının 1 Nisan'daki İsrail saldırısına karşı meşru müdafaa olarak düzenlendiğini söylerken, Tel Aviv'in karşılık vermemesi durumunda başka saldırı düzenlemeyeceklerinin sinyalini verdi. Durumun büyümeyeceği ihtimali daha ağır basıyor gibi sanki dostlar. Ki büyümesinde tabii. Az evvel bayram sonrası gelecek yargı paketinden söz ettim size. Bu pakette kripto yasasının geleceğine dair de bir bilgi var. Kripto yasası biliyorsunuz konuştuk. Çok önemli. Çünkü gri listeden çıkmamız için olmazsa olmaz bir zorunluluk. Ama önce size bir bilgi vereceğim. Konuyla ilgisi fazlasıyla var bence. Bana göre. 2022 senesinde Türkiye'de kişisel serveti 30 milyon doları üzerinde 1761 kişi varmış. 2023 yılında sayı 1932'ye yükselmiş. Türkiye'de bir yıl içinde kişisel serveti 30 milyon dolar üzerine çıkanların artış oranı %9.7 bu durumda. Dünyadaki benzer servet artış oranları nedir derseniz 4.2. Yani dünyanın iki mislinden daha fazla bir artış. Bu 30 milyon dolar servet sahibi
olanlar kimler acaba? Bir araştırma yok. Kim olduklarını bilmiyoruz. Servetlerini, kaynaklarını bilmiyoruz. Üretim ile bağlantıları var mı yok mu? Onu da bilmiyoruz. Ama dünyada ultra serveti artanlar arasındaki ülkeler arasında Türkiye birinci. Doğrusu merak ettim. Bu servet artışının sebebi ne, kaynağı ne? Kim bunlar? Kimler var arasında? Bu kişiler arasında pudracılar olabilir mi mesela? Bu da bir soru. Neden? Çünkü Timur Soykan bu hafta çok düşündürücü bir olayı yazdı biliyorsunuz. Dedi ki görevi geldiği günden beri sürekli hemen hemen her gün operasyonlar yapan Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı döneminde ABD ve İsveç'in 5 milyon dolar ödülle aradığı uyuşturucu kaçakçısı Maximilian Rivkin'in Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Kırmızı bülten ile aranan Sırp asıllı İsveç vatandaşı Rivkin Bulgaristan pasaportuyla başvurup bizden vatandaşlık almış. Timur Soykan şöyle yazdı. Dedi ki yeni ulaştığım belgelere göre Maximilian Rivkin 29 Ağustos 2023 günü dikkat edin. Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Yani Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olduğu dönemde vatandaşlık verilmiş. Bir skandal değil mi? 2 Kasım 2023'te başlayan Comanche'ye yönelik operasyonda Maximilian Rivkin yakalandı. Artık ismi o zaman Cem Cansu'ydu ve Türk kimliği, pasaportu, sürücü belgesi falan var. Oysa vatandaşlık başvurusu yaptığında yüz tanıma ve parmak izi uyarı vermesi gerekiyordu. Neden vermedi? Nasıl oldu? İşte bunlar soru işareti. Parmak izi alınan Rivkin'in Interpol'ün aradı. Ödüllü baron olduğu saptanamadı. İlginç değil mi? Rivkin İstanbul'dan iki daire almıştı. Daireleri satın aldığı kişi de üstelik gene bir uyuşturucu baronu. Aynı çetenin baronu. Rivkin pasaport işlemlerini İstanbul'dan daire almasına rağmen nedense İzmir'den başlatmış. 10 Kasım 2022 tarihinde İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurmuş. Fotoğrafı on parmak izi de orada alınmış. Savcılık işte Kasım 2023'te yakalandıktan sonra bu parmak izlerini sormuş. Nerede demiş. Yani peşine düşüyor savcılık. Neden Interpol'le çakışmadı falan diye. Cevap çok ilginç. Böyle bir parmak izi yok. Böyle bir kayıt yok. Şimdi Cumhurbaşkanı kararıyla vatandaşlığın verildiği 29 Ağustos 2023'te Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı. Pasaport başvurusunun yapıldığı 19 Kasım 2022'de Hakan Fidan MİT Başkanı. Ali Yerlikaya operasyon yaptığı ve yakalattığı ama onda yani hatırlayın işte tekrar yakalatan da Ali Yerlikaya. Yani bakan olduktan sonra neden iki ay sonra operasyon yapacağı birisine böyle bir pasaport versin? Demek ki Ali Yerlikaya'yı yanıltanlar, Hakan Fidan'ı atlatanlar birileri var. Öyle gözüküyor mu ya da soralım. Ya da yoksa onlar mı bizi aldatıyor? Bunu da soru işareti olarak buraya bırakalım. Gri listeden çıkma çabasının samimi olduğunu biliyoruz. Neden samimi? Çünkü başka şansımız yok. O zaman dünyanın aradığı 5 milyon dolar ödül konduğu barona parmak izlerini yok ettirecek. Böyle bir pasaport verecek bir düzeni kim kuruyor? Bu organizasyon nasıl var? Bunun arkasında kimler var? Bu mutlaka ve mutlaka ortaya çıkarılmalı. Kripto yasa tasarısı geliyor madem meclise, Ali Yerlikaya bizim önümüze çıkıp bu olayın gerçeğini bize tüm şeffaflığı anlatması gerekiyor. Serveti 30 milyon dolar üzeri olan 1932 kişi içinde işte bu baron da var. Başka baronlar var mı? Neden olmasın? Çünkü neden? Türkiye taşınmaz alarak pasaport veren ülke, dünya ülkeleri arasında birinci. 400 bin dolar ya da daha yüksek değerli bir taşınmaz alıyorsunuz ve size altın değerinde pasaport veriliyor. Araştırmalara göre Türkiye'nin altın pasaport programına yapılan başvurular yıllık küresel toplam vatandaşlık satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Artık ülkeler altın vize ya da altın pasaport konusunda yeni kısıtlamalara gidiyor ya da tamamen kaldırmaya yönelik kararları alıyorlar. Neden? Çünkü yolsuzluk artışına neden olduğu anlaşıldı. Potansiyel olarak yatırım yapanların organize suç çeteleri veya yolsuzlukla anılan suçlu kişiler olduğu ortaya çıktığı için dünya sistemi bir alarm almaya başladı. 1932 tane bizim ultra zenginimiz var diyerek buralara geldik. Değil mi dostum?
dedik ki dünyadaki artış hızı 4.2, bizde 9.7. Bu kadar çılgın bir şekilde artışımız var. Şampiyonuz. Ama peki gelir dağılımında neyiz? O kadar da adaletsiziz. 37 OECD ülkesi arasında gelir dağıtımı adaletsizliğinde sondan dördüncüyüz. Bir yandan sefalet, işsizlik, derin yoksulluk, diğer yandan serveti sürekli artan, çılgın bir hızla artan zenginlik. Bu kadar artış varsa, bu kadar ciddi bir zenginlik artış varsa üretim nerede? Yani bir üretimden, bir yatırımdan artış olması gerekiyor. O zaman da bunun tabana da yayılması lazım. Üretim kaynaklı bir zenginleşme bir topluma da çeki düzen verir, değil mi? Bu kadar iki kat dünyadakilere göre. Sürücüler kurallara uyar, yönetimler denetimlerini layıklığıyla yapar, denetleyen firmalar kurallara uygun denetleyerek teleferik kazaları gibi facialar yaşanmasının önüne geçer, değil mi? Nerede ama? İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, MİT Başkanı atlatılarak bir numara ile aranan, 5 milyon dolar ödül konan vatandaşlara pasaport verilmez, değil mi? Ama işte maalesef hepsini bir arada yaşayamıyoruz. Garip bir dengesizlik, garip bir ahenksizlik var. Sevgili dostlar, böyle bir bayram tatili geçti. Hızlıca özetlemeye çalıştım vaktinizi çok almadan. Ama dilerim o soruşturma layıkıyla yapılır. Antalya'daki soruşturma. Dilerim trafik kurallarına uyulacak bir sisteme geçeriz. Böylesine kıyım gibi facialar, trafik faciaları, katliamları yaşanmaz. Dilerim dünyadaki İsrail-İran savaşından da bombalarını, füzelerini attılar, insanları öldürdüler. Böyle bir rahatlık, sükunet içinde sanki şimdilik bekliyorlar. Ya bu saçmalığa, bu cinnet haline de bir an evvel son bu verilir. Bu insan kıyımına, bu soykırıma bir an evvel son verilir diyorum. Sevgili dostlar, böylesine tatsız, böylesine yoğun, böylesine karmaşık karmaşalar arasında geçirdiğimiz bir hafta oldu. Son sözü gene Antalya üzerinden bağlayarak bitirmek isterim. Biliyorsunuz sosyal medyada sürekli böyle işte İliç'ti, Somay'da Çorlu tren kazasıydı, Antalya trafik. Yani, ya buna da son verelim. Buna da artık son verelim. Acılar yarıştırmaktan, siyaseten partilere bölünerek ölümleri bile kıyaslıyor olmaktan utanıyor olmamız lazım. Hep birlikte kuralları, hep birlikte ilkeleri, hep birlikte hukuka saygılı vatandaşlar, toplum ve yönetimleri arzu ediyor olmamız lazım ki hepimiz için denetleyici, düzenleyici, koruyucu, engelleyici olabilelim. Yoksa sıra sıra tarafgir olduğumuz zaman ölümler de gelecek, bizi sıra sıra vuracak. Ölümün siyaseti, ölümün partisi, facianın siyaseti, partisi, denetlemeyenin siyaseti, partisi olarak bakmayalım. Olmaz mı dostlar? Hepimize lazımız. Hepimize sahip çıkmak zorundayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Hoşça kalın.